Biliyorsunuz işte Ali'yi Sıffin Savaşı'nda sulh yapmaya zorlayanlar, Ali diyor ki bunlara karşı savaşın. Muaviye'nin tarafı az olduğu için hakem makem meselesi filan derken hileden hile yaptı, mızraklarının ucuna Kur'an yazılı sayfeleri geçirtti. Mağlup olacağını biliyor uyanık adam. Karşı taraf hem heyecanlı hem çok gidecek okların altına ve bitecekmiş. Ne yapalım? Bir hileyle bu durumdan kurtuldular. Hile yaptılar. O hile de işte taraftarları ne Kur'an yazılı sayfaları mızraklarının ucuna geçirerek Ali diyor ki bu hile, dikkat edin, bu hileye kanmayın. Onun taraftarları Şia'yı Ali, yani Ali'nin Şia'sı başlamıştı, hariciler işte sonra harici adını aldılar ya. Diyorlar ki yok, biz Kur'an'a karşı savaşamayız ya, bu Kur'an'a karşı savaşmak değil, bu hileye karşı savaşmak diyor Ali. Ama kimseye derdini anlatmam. Ve savaşmadılar. Sonunda işte hakem makem filan derken, peki dedi Ali, hakeme de yani hile yapar bunlar. Çünkü çok zeki, karşı taraf tanıyor beni Ümeyye'yi. Gelin gitmiyorum, yok illa hakeme razı ol. Bu taraftan bir hakem, o taraftan bir hakem, o tarafın hakemi Amr ibn-i Vaz, bu tarafın hakemi Hasan'ın Eş'ari midir, nedir? Değil mi? Yanılmıyorsa. Sonuçta iki hakem aralarında anlaşmışlar fakat o hakem de madik atıcı bir hakem yani. Amr ibn-i Vaz, felaket zeki bir adam yani. O. Şey filminde de var ya yani öyle zekası alnından fışkırıyor gözlerinden. Çağrı filminde hatırlayacaksınız o rolü verdikleri adam da öyle zekası gözünden fışkırıyor derler ya. Öyle bir tip de oynatmışlar o Çağrı filminde bir mesaj. Anlaşıyorlar işte iki taraf da halife yazdıracak. Oradaki Müslümanlar yani Muaviye'nin ordusundakilerle şeyin Ali'nin ordusundakiler hepsi bir aradayken birlikte kimi isterlerse onu halife seçecek ve ona biat edecek. Tamam? Mevcut halifeler yani Ali'nin hakemi Ali'yi azlediyor, Muaviye'nin hakemi de Muaviye'yi azlediyor ve Müslümanlar seçsin. Hadi. Önce açıklama, kararı açıklamayı Muaviye'nin hakemi Ali'ninkine veriyor. Diyor, önce sen açıkla. O da bağıra bağıra münadiler de tekrar ediyor. Diyor, biz hakemler olarak yani şu hükmü verdik. İki taraf da yani açıklayacağım. Ben diyor hakem, halifeye azlediyorum. Yani kendisi adına hakemlik yaptığım ben azlediyorum. Bekliyor ki işte Amr-ül Mülas da kendi halifesini azledecek. O da çıkıyor geliyor diyor ki işte duydunuz millet diyor. Onlar halifelikten vazgeçtiler. Biz hepimiz diyor, siz de buyurun Muaviye'ye biat edin. Hayda! Bu taraf aldatılmışlığın verdiği çılgınlıkla Ali uymayın bu hakem meselesi falan hepsi bunların oyun, bunlarla biz baş edemeyiz bunların oyunlarıyla dediği halde taraftarların zoruyla Kur'an'a karşı, sayfalara karşı da savaş edemediler, etmediler. Şeye de, hakem meselesini de Ali zorladılar. Ondan sonra vay! Hüküm Allah'ın! Ne var? Hakemlerin hükmüne uydun sen diye. Aslında onu bu şeye işe mecbur eden taraftarlarıyız. Ali'yi tekfir ettiler biz. El hükmü billah. Yani hüküm Allah'ın. Nasıl orada hakemlerin hükmü oluyor? Ya siz değil misiniz Ali'yi zorlayıp da hakemlerin oyuna, hükmüne razı etmeye çalışan? Ve iş bozuldu. Ondan sonra Ali'yi tekfir ediyorlar. Ali'ye kafir dediler. Bu kadar taraftarı bilinçsizce demek ki bilinçsizce de aleyhtar oldular. Ali kafir ilan etti.